Bu akşamın ipuçlarıyla yeni bölümde bakalım neler e, yaşanacak. Onların ipuçlarıyla başlıyoruz. Yeni bir ödül oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Açıyorum. Açıyorum. Hanımlar beyler uzatmıyorum. Ödülünüz. Survivor'da ödül oyunu. Başa baş bir mücadele oluyor gerçekten. Kop taktikten biraz özgün ol. Ya, taktikten kop diyorsun. Senenin başından beri o cümleleri kim kullanıyor? Haydi Cemal! İkisi de hızlı, ikisi de sayı istiyor. İstatistiklerimize bakalım ikimizin. Keşke baktırsan. Her emekleyen bir gün koşar Arda, Unutma bunu. Her şeylerini artık ortaya koyuyorlar. Kim kazanacak? Evet, her şeylerini ortaya koyuyorlar. Bakalım kim kazanacak? Gerçekten takımlar e, biraz gönüllüler avantajlı bile gözükse e, ben yine de dengeli olduğunu düşünüyorum. Sizin fikriniz ne bu konuda? Yani ünlüler tarafındaki kadınların kesinlikle performanslarını düzeltmeleri lazım. Yani e, son bir iki haftadır çünkü şey çok iyi gitmiyorlar gerçekten. Ve katkı da sağlayamıyorlar genelde yani genele baktığım zaman e, takımlarına. Onlar düzelirse dengeli olur ama şu an bir denge olduğuna inanmıyorum ben. Ama bu dokunulmazlıklarda da böyle bir rehavete kapılmazsa gönüllüler takımı sanki gerçekten iki dokunulmazlığı da alacaklar gibi duruyor. Yani birini bile kaybetseler çok avantajlı bir şekilde çıkacaklar evet. konseye yani bu akşam yani burada ölüyorlar. Hani şey o kadar fazla oyun yok kazandılar yani. ki seriye bağladılar ve artık o kazanma ruhunu ve hissiyatını tattıktan sonra kolay kolay kaybetmiyorsun çünkü o motivasyonla güne başlıyorsun ve oyuna öyle çıkıyorsun. Hani bir üstünlük kurmuş gibi hissediyorsun aslında karşı takıma karşı. Ee, bu anlamda da bence ünlüler takımı güçlü ve biraz hani e, denk demeyelim ama yani 10 maça çıktıklarında. İşte altısına gönüllüler kazanabilir, dördünü ünlüler kazanabilir gibi bir yorum getirebilirim. Hani o zaman da şey olması lazım. Ünlüler takımındaki kadın yarışmacıların özellikle biraz daha canlanması ve daha istekli çıkması lazım oyuna. Diyorum. Anca o şekilde olabilir. Şöyle bir düşüncem var ne diyeceksiniz bilmiyorum. Şimdi iki takımın da belli avantajları belli dezavantajları var. İşte gönüllüler takımı bu sen futboldan da bilirsin hani kadro genişliği diye bir şey vardır. İşte 7 kişi arasından doğru 4 kişiyi bulmak belki daha kolaydır. Artı ünlüler takımı 4 kişi yarıştığı için evet oynuyorsun, tecrübeleniyorsun ama yorulma ya da o gün kötüysen de kötü şekilde devam etme ihtimalin de var hani düşük şeyle başladıysan. Ama ben şöyle bir şey görüyorum. Bu benim kendi fikrim. Sanki bu hani bir 10 gündür, 15 gündür Survivor'da biraz daha böyle eğlenceli günler geçiyor ya. Gönüller takımında dün böyle anlat bakalım da falan izlediğim kadarıyla söylüyorum. Bir böyle hani böyle şey, e, ne derler, iyi anlamda söyleyeyim, iyi anlamda bir şımarıklık görüyorum. Yani böyle beni biraz, böyle o rahatsız etti. Mesela şu an ünlülerin e, şeyi bana daha sempatik gelmeye başladı. Duruşları, Survivor'a bakışları. Sanki gönüllerde biraz böyle e, aşırı motivasyondan ve aşırı rahatlıktan dolayı bir böyle e, farklı bir noktadalar. Hani o... Şeyden çıkmışlar böyle. Biraz daha o ciddiyete gelmeliler diye düşünüyorum hepsi için. ya yani. Buna işte Cemal Can da dahil. Nisa mesela aralarında en konsantre gördüğüm, yani bilmiyorum siz ne dersiniz ama yine Barış geliyor bana. Daha böyle Survivor'a konsantre. Anlat bakalımdan şey. yol açıyor. anlat bakalım değil, bak genel. Genel o, olarak diyor yani. O Instagram yayının olduğu partiye de bak. İşte futbol maçındaki türbünlere de bak. Anlat Bakalım'a da bak. Genel olarak böyle bir şey var. Böyle ee, falan böyle biz şeyden çıkmışlar yani. Bana hiç öyle gelmiyor. Neden? Çünkü e, hepsi çok enerjik olabilir bu Anlat bakalım da Belki hani isteksiz de olabilirler bu Anlat Bakalım için. Hani bu durumdan e, sıkılıp belki oyunlara konsantre olmak istiyor da olabilirler. Ama e, Barış'ın... Kendi zaten duruşuna baktığın zaman Barış böyle çok eğlenen, o içinde yaşadığı duyguları dışarıya yansıtabilen bir yarışmacı değil. Mesela Mert de öyleydi. Mert ne dedi? O Villa ödülünü kazandıklarında onlar dans ediyorlar ama ben zaten bir yere gittiğim zaman çok eğlenceli bir ortamda da olsam mesela duru durabiliyorum. Hani o içindeki eğlenceyi dışarıya yansıtamayan kişiler var. Bence Barış da onlardan bir tanesi ve sana şey gibi gelebilir. Onlar çok eğlenirken Hani barış orada mesela bir yere bakmış, odaklanmış ya da duruyor olarak gördüğünde, aa daha fokusmuş gerçekten Survivor'a demek. Bence bu anlamda yanlış olur. Hani oradaki yarışmacıların hepsi belki yaşları genç diye ünlülerle gönülleri biz kıyasladığımız zaman ne diyoruz? Gönüller takımı daha eğlenceli. Belki içi dışı bir eğlenmeyi seviyor, gülmeyi seviyor. Ama kimi insan vardır gerçekten eğlenir ama bunu dışarıya yansıtmayı sevmez. Ya da o ortamdayken belki arkadaşları yanında hani evdeyken çok eğlenip gülebilir, bağırıp çağırabilir. Hani öyle bir ortamın ambiyansını bildiği için de hani çok hareketlerime biraz daha kontrol edeyim böyle. Daha cool ee, Evet. Lerler, e, ya cool Aynen takılayım. öyle. Ben aslında işin eğlence kısmından bahsetmiyorum. Genel anlamda bence gönüllerde bir böyle e, o dediğim tavırlar var ya yani. biraz daha böyle rahatlar, böyle lakayt bir tavırlar. Tabii. Biraz daha böyle şey olmaları lazım ya yani hani... Bilmiyorum neden işte belki işte 3 milyon kişinin Instagram'da onları izlemesi olabilir. Belki kazandıkları bir sürü ödüller olabilir. Belki karşı takımı 4 kişi bırakıp hala 7 kişi olmaları olabilir ama bir böyle biraz da ciddiyetten çıkmış bir takım havasında büründüklerini ben hissediyorum. E tabii biraz Benim düşüncem bu. Ben o, seyirci olarak bakıyorum şu an. E, sonuçta bu dijital olayların içinde yer alıyorlar. E, yarışmacılarda. bu popülaritenin biraz aslında şey farkındalar belki. Ondan dolayı böyle bir e, rahatlamış olabilirler. Bir de neticede kazanıyorlar iyi gidiyorlar. Hı hı. E karşı taraf dört kişi kalmış. E bu taraf 7 kişi. Demek ki iyi giden bir gönüller takım var. E ne oluyor? Bir özgüven geliyor. Evet. Özgüven gelince, sayı kazanınca şöyle de oluyor. Oradaki ekibin, muhabirin sana olan şey yaklaşımı da biraz farklı olmaya başlıyor bu arada. Çünkü sürekli kazanan bir takım, iyi yarışmacılar işte aferin çok iyi gidiyorsunuz. E ne oluyor? Belki böyle bir rehavet olabiliyor. İşte o özgüvenden dolayı. Ama şöyle de bir durum var. Şu an çok avantajlılar. Yani karşı taraftan birini göndermek adına çok avantajlılar. Ama bir duvara toslarlarsa ve bu avantajı kaybedip iki tane dokunulmazlığı kaybederse, onlardan biri giderse, o zaman akılları başlarına gelebilir belki senin söylediğin gibi ama e, biraz şey e, rehavet var. Rehavet var, evet.